Rüzgar, dünyamızdaki önemli enerji kaynaklarından biridir. Yelkenlilerin okyanusları aşmalarına ya da bir yel değirmeninin su pompalayıp buğday ezmesine yardımcı olur. Günümüzde kullanılan rüzgar türbinlerinin aslında geçmişte kullanılan yel değirmenlerinin daha gelişmiş versiyonları olduklarını düşünebiliriz. Aralarındaki tek fark, rüzgar türbinlerinin çiftlik işleri yerine rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılmaları. Rüzgar, türbinin kollarının bir yüzüne, diğer yüzüne uyguladığından daha çok baskı ya da kuvvet uygular. Bu durum, türbinin birbirine bağlı kollarının dönmesine yol açar. Kollar, türbinin içinde bulunan başka mekanizmaların dönmesine, mekanizmalarda yine türbinin içinde bulunan jeneratörü çalıştırarak elektrik üretmesine olanak sağlar. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, yeryüzünde rüzgar mutlaka estiği için, rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji olarak kabul edilir. Bir rüzgar türbininin enerji üretmesi için gerekli olan tek şey hareket eden hava olduğu için, rüzgar türbinleri atmosfere sera gazı da salmazlar. Temiz ve tükenmeyen bir kaynak olmasına rağmen, rüzgar enerjisinin yaygın olarak kullanılamamasının bazı sebepleri var. Bunlardan en önemlisi, rüzgarın aynı noktada sürekli esmiyor olması. Enerjiyi sonradan kullanılabilmesi için depolayan teknolojiler de ne yazık ki çok masraflı. Başka bir sebep ise konum. Rüzgar türbinlerini istediğiniz herhangi bir yere koyamazsınız. Türbinlerin konulacağı yerin açık ve rüzgar alan bölgeler olması gerekir. Yani şehrin içine mesela türbin koymak biraz zor olabilir. Türbin konulabilecek bölgeler genellikle enerjiye en çok ihtiyacı olan şehir merkezlerinden çok uzakta oldukları için enerjinin aktarımı çok uzun hatlar kullanılmasını gerektirir. Son olarak rüzgar türbinlerinin çalışması her ne kadar ucuza mal edilse de bir türbini inşa etmek kömür, doğal gaz gibi diğer kaynaklara göre oldukça maliyetlidir. Bir yatırım gerektirir. Tüm bu sebepler birçok rüzgar projesinin daha başlamadan sonlanmasına yol açmıştır. Bugün elektrik üretimi için kullanılan kaynaklar arasında rüzgar hala çok ama çok küçük bir paya sahip. Ama bilim insanları ve araştırmacılar rüzgarın payının giderek büyüyeceğini ve fosil yakıtlarının önüne geçeceğini düşünüyorlar, buna inanıyorlar. Eğer üretilen enerjiyi depolamanın bir yolunu da bulabilirsek, aynen güneş enerjisinde olduğu gibi rüzgar enerjisinin kullanımını da daha ucuz ve kolay bir hale getirmiş oluruz.